değerli basın emekçileri, öncelikle cezaevinde siyasi rehine olarak tutulan bütün siyasetçileri, kadın aktivistleri ve hukuka aykırı şekilde yargılanıp hapsedilen özgürlük, eşitlik ve hak mücadelecilerini saygıyla selamlıyorum. Siyasi iktidar hukuku araçsallaştırmaya, halkı sindirmeye yönelik politikalarına, haksız gözaltı ve tutuklamaları alet ederek bağımsız ve tarafsız olması gereken yargı gücünü bir siyasi güç olarak kullanmaya devam ediyor. Her gün onlarca insan bir yargı tacizi ile karşı karşıya kalıyor ve siyasi sahiplerle verilen bu mahkumiyet kararları muhalefet bu şekilde susturulmaya çalışılıyor. Maalesef yıllardır süregelen uygulamalardan biliyoruz ve görüyoruz ki cezaevlerinde sistematik hale gelen keyfi infaz yakmalar, işkence ve kötü muameleler, insanlık onuruna ve insanlık onuruyla bağdaşmayacak olan tutumlar, hasta mahpusların tahliye ve tedavi haklarına ilişkin erişimler tamamen engellenmiş durumda. En temel insan haklarını yok sayan cezaevi uygulamaları ve tüm bunların fail ve sorumlulukları bir cezasızlık zırhıyla donatılmış ve buna yönelik politikalar devam ettirilmektedir. Değerli basın emekçileri, cezaevlerindeki keyfi uygulamaların en somut örneklerinden biri de tahliye tarihleri gelen mahpusların hukuksuz bir şekilde hiçbir gerekçe gösterilmeden maalesef ki infaz yakılmalarıyla ortalanan bir durumdur. Pandemi süreci bahane edilerek çeşitli siyasi pazarlıklar sonucunda 15 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren ayrımcılık infaz yasasıyla getirilen uygulamalardan biri de adeta bir ikinci cezalandırma mercisi olan idari gözlem kurullarıdır. Yeni infaz kanununa göre oluşan bu idari gözlem kurulları cezaevi müdürlerinin kurum psikoloğu, sosyal çalışmacı, öğretmen, din görevlisi ve ceza infaz memurlarından oluşmakta. Yani şunu ortaya koyuyor, bir hukukçunun, bir hakimin herhangi bir kararı olmaksızın bu kişilerin cezaevinde kalıp kalmayacağına bu şekilde kararlar veriliyor. Biz buradan şunu söylemek istiyoruz. Siyasi mahpuslar açısından ise durum adeta bir Kafka romanının çıkmış absürt bir hal almış durumda. Bu kurullar tarafından verilen red kararları tamamen siyasi sahiplerle ortaya konan durumlardan ibarettir. İdari gözlem kurulları olduğundan beri infaz yakmalarının en sistematik şekilde uygulandığı ve istisnasız hiç kimsenin yasal tarihe gelmesine rağmen tahliye edilmediği en başlıca örneği Sincan Kapalı Cezaevi. Bakın, altını çizerek bunu ifade etmek istiyorum. Bu yasa çıktığından beridir Sincan Kapalı Cezaevinde tahliye olması gereken 14 tane kadın hiçbir şekilde bu bahanelerle, suni sebeplerle tahliye edilemektedir. Gelin bakalım bunlara. Ne şekilde ve hangi gerekçeyle bu kişiler tahliye edilmemektedir? İlk olarak söyledikleri şey, fazla kitap okuduğu için bu kişi hakkında İdari Gözlem Kurulu maalesef ki infazını yapmaktadır. Bir diğeri cezaevi imamıyla görüşmemesi bunu gündeme getirmiştir. Bir diğeri ise pişman olmadığı için ki en sık uygulanan durumu bu söz konusu, pişman olmadığı için toplumsal yaşama katılımının zararlı görülmesinden kaynaklı bu kişilerin infazları yakılmaktadır. Bir diğeri ise bir kişi, bir mahpus ALES sınavına girmediği için maalesef ki infazları yakılmaktadır. Bu durum ne vicdanen ne de hiçbir dayanaktan yoksun, subjektif bir biçimde, absürt, keyfi bir şekilde iyi halli olmadıkları gerekçe gösterilerek maalesef ki bu mahpuslar özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadır. Hukukun işletilmesi partiler üstü bir durumdur. Bu sadece bir siyasi partinin gündeminde olması gereken bir şey değildir. Eğer bir siyasi parti gerçekten de hukukun üstünlüğünü savunuyorsa buna ses çıkarmalıdır. Biz de buradan bu çağrıyı yapıyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde ortaya konan idari gözlem kararlarıyla kişilerin, mahpusların özgürlüklerinden kısıtlanması durumuna hep birlikte ses olmamız gerekmektedir. Hanım Yıldırım, 7 yıldır cezaevinde. 11 ay önce tahliye edilmesi gerekiyorken
pişman değil gerekçesiyle infazı yakılmış ve özgürlüğünden halen mahrum bırakılmaktadır. Bir diğeri ise yine ağır belediye başkanımızken tutuklanan Mukaddes Kubilay. Aynı gerekçeyle pişman olmadığı gerekçesiyle zorla içeride tutulan mahpuslardan. Tahliye günü kızları ve eşi ellerinde çiçeklerle beklerken tamamıyla mesnetsiz, hiçbir gerekçesi olmadan maalesef ki özgürlüğünden alıkonulmaktadır. Yine sayın basın mensupları, şunu ortaya koymak gerekiyor. Sincan Kadın Cezaevinde hiçbir soyut yorum, değerlendirme, tartışma olmaksızın hükümlüye savunma, değerlendirme, herhangi bir söz hakkı dahi verilmeden maalesef ki özgürlüklerinden mahrum bırakılmaktadırlar. Hukuk Sincan Cezaevinde adeta askıya alınmış bir durumda. Bir pilot uygulama alanı olarak seçilmiş gibi duran bu sistem, hukuk dışı bir mekanizma olan Sincan'daki uygulamayı şu anda ve giderek Türkiye'nin tamamındaki cezaevlerinde işletir hale getirmektedir. Bolu F tipi cezaevinde 33 yıl 6 aydır tutulan, cezaevinde kalp krizi geçiren ve pek çok kronik hastalığı olan Nevzat Öztürk de hukuk dışı yıllarla tahliyesi ertelenen, engellenen mahpuslardan. Yasal olarak yarın, yani 23 Haziran 2023 tarihinde tahliye olması gerekirken Öztürk hakkında verilen keyfi ve hukuk dışı red kararları sonucunda maalesef ki tahliye edilmiyor. Nevzat Öztürk hakkında 22 Şubat'ta verilen dönem değerlendirme kurulu kararına karşı yapılan itiraz infaz hakimliğince kabul edilmiş. Ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde de kesinleşmiş olduğu halde mahkeme kararı uygulanmayarak düşük olan değerlendirme raporu esas alınmaya devam ediliyor. Urfa 1 ve 2 nolu T tipi kapalı cezaevleriyle Siverek T tipi kapalı cezaevinde yaşanan en önemli sorunları raporunda şu şekilde sıralamıştır. Cezaevinin, Urfa gibi sıcak bir yerde, bir de şu mevsim için söylüyoruz bunu, cezaevinin kapasitesinden fazla doldurulması, doktor sevklerinin gecikmesi, temiz suyun bulunmamasından dolayı kişisel ve koğuş temizliklerinin yapılmaması ve kantinde yapılan fahiş fiyat artışı nedeniyle ihtiyaçların karşılanmaması olduğuna yer vermiştir. Yine raporlanan bu sorunların çözülmediği gibi giderek sistematik bir işkence haline almıştır. Geçtiğimiz günlerde aldığımız haberlerde Urfa 1 nolu T tipi cezaevinde yaşanan bu uygulamaların ne boyutta geldiğini gözler önüne koymaktadır. Urfa 1 nolu T tipinde mahpus yakınları ve avukatlarının aktarımları ise aynen şu şekildedir. Hastane sevki esnasında mahpuslara keyfi uygulamalar dayatılmakta, uygulamaya karşı çıkıldığında ise hastane sevk hakları engellenmekte ve haklarında yetmezmiş gibi bir de soruşturma başlatılmaktadır. Bizler cezaevinde işkence ve kötü muameleler, hak ihlalleri ve hukuk dışı düşmanca tutumlar son bulana kadar bu vakaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Her gün cezaevlerinden sayısız haberler alıyoruz. Bu ülkede işkence yok, çıplak arama yok diyenler, görüyoruz ki net bir şekilde bu uygulamaları cezaevinde işlerli hale getiriyorlar. Sayın Adalet Bakanı'nın bir an önce bu hukuksuz, insan onuruna aykırı uygulamalara son verilmesi için cezaevi personelleri ve yöneticilerini hukuka uyması için sıkı bir denetime tabi tutmaya davet ediyoruz. Bir ülkenin adalet ile olan sınavı cezaevlerinden geçer. Adaletsizliğin vesikası olarak önümüzde duran bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmelidir.